15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğine haince girişimde bulunan Fethullahçı terör örgütünün mensuplarının bir daha kafalarını kaldıramayacak şekilde Türk milletinin kahraman evlatları tarafından şamar yediği bir gündür. Bugün o günün üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da bir kez daha kendinde cesaret bulup da bu devletin toprağına, bu devletin, bu milletin verdiği ekmeğe ihanet eden çetenin artık bir daha cesaret edemeyeceği şekilde tarihi mühürleyen ve vatan evlatlarının canını vererek dünyaya meydan okuduğu ve bunu tescillediği gün oldu. Tankların önüne kendi canlarını atarak şehit olan 251 vatan evladı birliğin, beraberliğin, demokrasinin ne demek olduğunu dünyaya bir kez daha anlattı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in olayı duyar duymaz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve seçilmiş hükümete bağlıyız, onun yanındayız mesajıyla başlayan mücadele hareketi Sayın Cumhurbaşkanımızın uçaktan indikten sonra aziz milletimizi meydanlara davet etmesiyle beraber bu kalkışmanın sabaha karşı sona erdirildiği çok anlamlı bir gündü 15 Temmuz. Ondan sonra bugünlere geldiğimizde aradan geçen 5 yıl içerisinde birliğin, beraberliğin, demokrasinin ne anlama geldiğini aziz milletimiz çok daha iyi anladı. Ve belki de o şerrin hayrı sistemin değişmesine, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurulmasına ve Cumhur İttifakı'nın bu ülkenin geleceğine damga vurmasına sebep oldu. Her şerde bir hayır vardır. Ben bu kalkışmanın bastırılarak bir daha Türkiye'de kimsenin cesaret edemeyeceği kahramanlık örneğini aziz milletimizin verdiğini, işte bu meydanda da Kütahyalı hemşerilerimizin demokrasi aşığı olarak bu anma gününe ve demokrasi ve milli birlik günü kutlamalarına iştirak ettiğini burada şahit olarak milletimizin bir kazancı olarak görüyorum. Allah bu günleri bize yaşatan tüm şehitlerimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, onun silah arkadaşlarından, bugüne PKK terör örgütü, FETÖ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı mücadelede hayatlarını kaybeden kahraman güvenlik güçlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyor. Rabbim onları en güzel şekilde ağırlamayı bizlere nasip etsin diyorum. Böyle bir güne katılarak bizleri bu meydanda boş yalnız bırakmadığınız ve meydanımızı doldurarak Türkiye'ye örnek olduğunuz için de siz değerli hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum.